Bunu speaker olarak gittiğim yerde, kampa gittiğim yerde kullanabilir miyim? Sen ne kadar almıştın bu aleti bu arada? Türkiye'de kullanabilirsiniz. Eğer Amazon Echo Dot 3 veya 4. jenerasyon almak istiyorsanız... Tamam neyse, neyle başlıyorum ben? Meditasyon, dövme tersi. Spiritual hayvanlar için burası, iyi izleyin. İnsan bir karbon gelmişler böyle, geldi böyle attı bomba gibi ya. Alet bu, Echo Dot. Şurada şey varmış, törpüye gerek yok. Böyle bir alet. Ne diyorsun? Hoş değil mi? İçinden garanti kartları ve bu şekilde bir kablosu çıktı. Herkese merhaba, ben Emin. Yaklaşık 3-4 gün boyunca kullandım. Bütün bu deneyimlerimi ve öğrendiklerimi ve araştırdıklarımı bu videoda birleştirdim. Burada Alexa nedir? Ne işe yarar? Bunu keşke çıkarsaydım. Alexa nedir? Ne işe yarar? Echo Dot nedir? Ne işe yarar? Türkiye'de kullanılabilir mi? Günlük aktivitelerde nerede kullanıyorum? Bunları açıklayacağım. İnsanlar esasında Alexa alıyorum diyor ama esasında Echo Dot alıyorlar. Alexa, akıllı ses asistanının ismi. iPhone'daki mesela Siri gibi. Echo Dot da bu aletin ismi. İkinci jenerasyonu var, üçüncü jenerasyonu var. Yeni çıkan dördüncü jenerasyonu var. Üstünde saatli olan, saati gösteren var. Bu üçüncü jenerasyonu. Üstünde dört tane düğme var. Bir tanesi ağırdı, bir tanesi eksi. Bir tanesinde dinlemesini kapatabiliyorsunuz. Gizliliğinize önem veriyorsanız bu düğmeye baktığınız zaman sizi dinlemiyor veya her Alexa dediğinizde uyanmıyor. Diğeri ise action düğmesi, kayıt ederken veya özellikle bir şey isterken Alexa demeden şey yapabiliyorsunuz, uyandırabiliyorsunuz. Arkasında bir tane jack var. MP3'ünüze veya telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Türkiye'de kullanabilirsiniz. Alexa uygulamasını yüklediğinizde eğer Türkiye App Store'unda gözükmüyorsa ülke değiştirip İtalya'ya geçip veya Almanya'ya geçip orada Alexa uygulamasını indirip tekrar Türkiye uygulamasına App Store'a geri dönebilirsiniz. Yüklediğiniz takdirde kısa bir bağlantı süreciniz oluyor. Ondan sonra size yaşadığınız ülkeyi soruyor. Türkiye bu şu anda ülke haritasında yok. Amazon.com.tr'de Echo Dot satılmadığı için şu an Türkçe desteği sunmuyor. Sadece İngilizce konuşabiliyor. Almanca konuşabiliyordu. Başka İtalyanca konuşabiliyordu. Almanca konuşabiliyordu. India vardı. Hindistan. Kanada var. United States var. Amerika var. Bu ülkeler neden var? Mesela haber sorduğunuzda haberleri bu ülkenin kaynaklarını alıp ona göre söylüyor veya hava durumu sorduğunuzda o anki konumunuza göre alıyor. Eğer hava durumunu sormak istediğinizde şu konumda hava durumunu nasıl derseniz o zaman söyleyebiliyor size. Yani Türkiye'dekiler muhtemelen İngilizce kullanacaktır. Bu yüzden ben şunu keşfettim. Eski bir İngilizce öğretmen olaraktan dil öğrenimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü her halükarda İngilizce konuşmak zorundasınız. Dil öğrenimi konusunda söylemek istediğim şey var mı Tutorcu? Yani çok belli phrase'leri kullanabiliyorsun sadece. Bir yerden sonra alışacaksın onları söylemeye. Doğru, emir vermen gerekiyor. Evet, imperatif. Ama yani çok büyük şeyler beklemesinler. Dil öğretimi deyince çok büyük şeyler vaat etmiş olmayalım. Olsun canım, hani bir en azından böyle motive etmiş olurdu insanları. Tabii ki de. Bir de kim yani yargılamıyor Alexa seni. Buyuruyor, direkt yapıyor. Doğru. Çok doğru. Doğru. Hani insanlar yurt dışına gittiği zaman korkuyorlar konuşabileceğim, konuşamayacağım diye. Alexa sizi dinleyecektir. Sen ne kadar almıştın bu aleti bu arada? 20 euro. Normalde ne kadar? 50 euro. İyiymiş. Bundan sonraki kısımlarda Alexa ile ne yapabileceğinizi, daha doğrusu Echo Dot ile ne yapabileceğinizi anlatacağım. İlk başta hani günlük aktivitelerinizi yapabiliyorsunuz. Diyelim ki eğer ışığınız akıllı bir lambaysa, yani renkli bir lambaysa, yani telefonunuzu açıp kapatabiliyorsanız, Wi-Fi'ye bağlıysa lambanız, Alexa ile açıp kapatabiliyorsunuz. Alarm kurabiliyorsunuz. Sabah uyandırıyor sizi. Bu arada ben alarm kurdum. Ne oldu dersin Esin? Alarm kurdum. Alexa sabah uyandı. Ben Alexa'dan önce uyanmıştım. Alexa çalmaya başladı. Ben dedim ki uyandım Alexa dedim. Lütfen hani alarm kapatabilir misin dedim. Bana inanmadı. İnanmıyorum dedi. Allah, kadın sonuçta. Sonuçta ilk günümüzdü. Bayan. Nasıl kapattı? En son nasıl kapattım? Stop alarm dedim ve kapandı ondan sonra. Ama bir şey daha var.
Alarmı uygulamadan da açıp kapatabiliyorsunuz. Eğer kaloriferinizde sıcaklık ayarlayıcısı varsa, henüz bende yok, ben kullanmıyorum ama videolarda görmüştüm. Bunu da bu şekilde odanızın sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Eğer evinizde priz de varsa, akıllı priz varsa, yani bunu da Wi-Fi üzerinden kontrol edebiliyorsunuz veya uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsanız, Alexa ile aynı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Diyelim ki fırınınız off şeye bağlı, prize bağlı. Fırınımız otomatikman kapanıyor. Hava durumunu sorabiliyorsunuz. Şu an İstanbul'da hava durumu nasıl diyecekler. Bence deneyelim ilk önce bir. Şu an aktif hale getirdim Alexa'yı. Alexa, what's the weather in Istanbul? Currently, in Istanbul, Turkey, it's 19 degrees Celsius. Veya, neresiydi senin şey yaptın? Karantinada kaldın. Karaman. Karaman'da hava durumu nasıl derseniz. Ama 2 hafta kalmıştım orada sadece. Bir de ben şey sormak istiyorum. Batman'da hava durumu nasıl diye sormak istiyorum. Alexa, what's the weather in Batman, Turkey? Right now in Batman, Turkey, it's 4 degrees Celsius. Ben yorumlara Batman yazdım. Hemen oradan bir koronavirüs çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde söylüyor. Ayrıyeten eve geldiğinizde müzik açmak istiyorsunuz. Bunun farklı kaynakları var. Bir Amazon Müzik var, Spotify var. Radyo olarak TuneIn'den açıyor. Onu uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz veya söyleyebiliyorsunuz. Spotify listemden aç diyebiliyorsunuz. Şarkıyı söylediğinizde veya şarkıcıyı söylediğinizde otomatikman açıyor. Veya radyo açabiliyor. Ben Power FM'i birkaç defa denemiştim. Açmadı, üzüldüm. Ama genel olarak dünya radyolarını vesaire açıyor. Podcast açabiliyorsunuz. TED Talk'ları açabiliyorsunuz. Özellikle TEDx videolarını açmak istedim. Mesela TEDx'ir setten bir konuşma açayım dedim. Onu algılamadı. Bir de kitap dinleyebiliyorsunuz. Ben bugün keşfettim. Amazon Unlimited böyle bir şeyler çıkıyor sanki. Doğru. Amazon Unlimited gibi bir şey. Books var. Oradan sesli kitapları indirdiğinizde muhtemelen yine İngilizce, İtalyanca, Almanca olacaktır. Belki arada Türkçe de olabilir ama çok az var benim bildiğim kadarıyla. Çok fazla Türkçe kitap yok Amazon Unlimited'da. Mesela ben Smart Life kullanan bir tane ışık kullanıyorum. Uygulamanın ismi Smart Life. Oradan oyunlara girip Smart Life'ı indirip otomatikman kendisi kurulum yapıyor. O zaman eşleştiriyor. Direkt ışığı aç kapa dediğimde direkt açıp kapatıyor. Ekstradan bir de oyun oynayabiliyorsunuz. Oyunları şeyden indirmeniz gerekiyor. Uygulamadan indirmeniz gerekiyor. Alexa uygulaması üzerinden. Mesela Questions 20 diye bir tane uygulama vardı. Oyun var daha doğrusu. Size soruyor işte bir tane hayvan hayal et diyor. Sürüngen mi değil mi? Denizde mi yaşıyor? Karada mı yaşıyor? İlerleye ilerleye böyle bir sürü soru soruyor. En sonunda tahmin etmeye çalışıyor. Bildi ama en sonunda bildi. Eğer yoga vesaire de yapıyorsanız, ki ben yapmıyorum ama yatmadan önce dinliyordum. Hoştu, güzeldi açıkçası. Meditasyon müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Bir de hatırlatıcı kurabiliyorsunuz. Mesela Alexa diyorsunuz ki bana yarın Esin'i aramamı hatırlat diyorsunuz. O size hatırlatıyor. Bir kere unuttu ama sanırım o uygulamadan kaynaklı bir olaydı. Bir ara internet koptu bizim evde vesaire. Çok kavga ettik o gün. Evet, o gün aramadım. Neden neler oldu? Ki ama bu videoyu çekiyorsak bence arayı düzeltmişizdir. Alexa'yı bir de mail hesabınıza bağlayabiliyorsunuz. Oradaki önemli hatırlatmaları veya randevularınızı, appointmentlarınızı, randevularınızı size hatırlatabiliyor. Bir de Amazon'la mesaj atma veya arama yapabiliyorsunuz. Ama bunu her ülkede yapmıyor. Belirli ülkelerde yapıyor. Ben mesela sabah bağlamaya çalışmıştım. Olmadı. Belki İngiltere'ye bağladığım için hesabını, Amerika'ya bağladığım için olabilir. Bana şunu söylemişti, sadece Amerika'dan, İngiltere'den, Meksika'dan arama yapabildiğini, birkaç tane de ülke söylemişti, bu ülkelerden arama yapabildiğini söylemişti. Eğer Amazon Echo Dot 3 veya 4. jenerasyon almak istiyorsanız, niye almalıyım veya niye almamalıyım gibi bir şey kafanız oluşabilir. Aklınıza Google Home Mini de gelebilir. Hatta en son çıkan jenerasyonun Google Nest Mini de gelebilir. Genel Amazon Echo Dot'ta karşılaştığım sorunlardan bir tanesi bağlantı problemi. Bazen emirleri geç uygulayabiliyor veya uygulamasıyla Echo Dot arasında problem oluşabiliyor. Bazen uygulama üzerinden çaldığım listeleri geç seslendiriyor. Ama bunun şeyi daha fazla, hoparlörü daha fazla. Sanırım Google Nest Mini'de 3 taneydi. Bunda 4 tane var. Ama ses yönünden Amazon Echo Dot daha güzel, daha yüksek ses veriyor. Google Nest Mini çok az bir farkla o yönden kaybediyoruz. Eğer yüksek ses istiyorsanız Amazon Echo Dot almanız gerekiyor. Bir de Amazon Echo Dot'ın şu özelliği var, Whisper modu var, fısıltı özelliği. Gece yatmadan önce
ben diğer arkadaşlarımı rahatsız etmemek için yan odada kalan, malum ses bayağı bir geliyor yan odalardan. Onları rahatsız etmemek için Alexa'ya fısıldıyordum. O sırada keşfettim. Eğer bir sıfır modu açarsan ben de sana geri fısıldayabilirim dedi. Bunu da bu şekilde uygulayabilirsin. Başka söylemediğimiz bir şey var mı? Yani sürekli mesela fişe takılı olması gerekiyor. Acaba içinde batarya olacak mı? Ben bunu speaker olarak gittiğim yerde, kampa gittiğim yerde kullanabilir miyim? Kullanamazsınız veya kullanabilirsiniz. Eğer kullanmak istiyorsanız yanınızda power bank götürmeniz gerekiyor ki enerji sağlayın. Diğer türlü herhangi bir güç olmadığı için, sürekli prize takılı olması gerektiği için oynamıyor. Ben düşündüğüm gibi speaker olarak kullanabilir miyim düşünüyordum. Sadece kullanma şeyiniz elektriğe, power bank'e bağlarsınız. Daha sonra da MP3'ünüz varsa veya telefonunuza bağlayabiliyorsanız jack'te bağlayıp oradan müziği verebiliyorsunuz. Eğer aklınıza gelen bir soru varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa hemen yorumlara yazdığınızda size kısa süre içinde cevap veriyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.